asırlardan bugüne kadar gelmiş olan bu lezzet burada nasıl yapılır? Orijinali nasıl pişirilir? Şimdi Fatma teyzeden öğreneceğiz. Evet, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk Fatma teyzeciğim. Şimdi siz ormaç çorbası deyince yeni nesil, aa bu neymiş? Evet. Diyecekler. Un, su, yine suyumuz kaynıyor. Salçamız, kıymamız, yağımız, nanemiz, pul biberimiz, soğanımız. Süper. Şimdi hemen yapmaya başlayabiliriz. Önce evet. Nereden başlayalım? Önce undan. Ormacaşımızın ununu ovalıyoruz. Yaklaşık bir su bardağı kadar unumuzun üstüne suyumuzu serpeliyoruz. Bu su birden girmez. Bu yağmur iner gibi inecek bu suyumuz. Nasıl bir lezzet çıkacak ortaya? Şimdi bir güzel bakın. Suyumuzla beraber, o serpelediğimiz suyumuzla birlikte unumuzu bir karıştırıyoruz. Küçük küçük hamurlar haline geldi. Minik minik hamurlar yapıyoruz. Ovmaç. Sanırım unu ovduğumuzdan geliyor adı. Evet. Unu ovuyoruz, ovuyoruz suyla beraber. Küçük hamurlar yaptık bakın. Unu bir güzel ovuyoruz. Ovdukça minik parçalar elde ediyoruz. Bunun özelliği de budur. Evet. Özlemci. Bunun ovulması evet. Suyla beraber ve küçük parçaların ortaya çıkması. Tabii ki. Makarna gibi kalmasın içinde. Evet, makarna gibi kalmasın. Küçük küçük parçalar olsun. Minik minik artık hamurlarımız var. Hamurumuz oldu. Evet bak. Bir kısım ondan ne kadar hamur oldu değil mi? Şimdi bakalım ne yapıyoruz. Şimdi birazcık tuzumuzu ilave ettik suyumuza. Hamurlarımızı kaynayan suyumuza atıyoruz. Bir makarna gibi haşlayacağız. Haşlayacağız ama birden indirmeyeceğiz. Elimizde ufalayarak. Ufalaya ufalaya atıyoruz suyun içine. Evet. Ufalaya ufalaya minik minik. Bakın hemen pat diye atmadık. Atılmaz o zaman löp hamur olur. Minik minik döküyoruz. Ovma çorbası. Suya atarken de hamurlarımızı ova ova bakın. İndiriyoruz. Ona göre de hamur ettik bak. 1 litre suya 1 su bardağı un ve birazcık da üstüne su serpeleyerek ovmaçlarımızı elde ettik. Şimdi ne yapalım Fatma teyzeciğim? Şimdi ne yapacağız? O kaynayacak. Tamam. Onu yere indireceğiz. Soğan doğrayacağız. Soğanımızı hazırlayacağız yüzünün yağını. Çorbamız kaynaya dursun. Biz de soğanımızı doğrayalım mı? Evet, doğrayalım artık. Çorbamızı da ocağın üstünden indirelim. Öyle mi? Kaynadı mı? Evet, kaynadı bakın. Evet. Tamam evet. Artık. Tamam. Bakın öyle çok fazla kaynatmıyoruz. Hayır, öyle olmayacak. Çok kaynarsa fokur, fokur kaynamayacak. Hayır. Hamur birbirine girer. Kaynadı. Suyu da güzel kaynadı. Çorbası da güzel kaynadı. Karıştırırken de kaynıyordu zaten. Şimdi bunu böyle edersek o zaman daha löf olur. Tamam. Hamur olur. Yani içindeki hamur çok hamur olur. O yüzden şöyle hamurları attıktan sonra kaynamaya başladığında bir iki fokurdasın yeterli. Çok uzun süre bırakırsanız hamur olur. Hamur olur. İyice olur. Tamam. Şimdi o zaman biz şöyle tavamızı koyalım buraya. Sıra geldi. Soğanına. Evet. Ovmaç aşı, ovmaç çorbası. Soğanlı, hamurlu, kıymalı, çok lezzetli ve içeriği zengin olan bir çorba. Tabii ki. Hasta çorbası. Burada özellikle birisi hasta olduğunda, nezle, grip olduğunda bu çorba yapılır, evet. Götürülürmüş. Soğanımızı da bir güzel doğradık, evet, minik minik ince, küp küp. Ince. Yağımızı koyayım mı tavamıza? Evet, tavamıza yağımızı koyalım artık. Şöyle bakın bir güzel. Bir kaşık. Koy. Biraz daha koyayım mı? Evet. İki kaşık. Bir daha koy. Üç yemek kaşığı. Koyduk yağımızı, sıvı yağımızı. Evet. Soğanlarımızı da koyalım yağımızın içine. Başlayalım kavurmaya. Soğanımız kavruldu. Evet. Mis gibi. Salçamız da buluşacak şimdi. Hadi buluşturalım. Minicik bir salça ilave ettik. Bir tatlı kaşığı kadar. Yemeğin azına çoğuna göre. Aynen. Şimdi bir miktarda kavrulan salçamızın üstüne su ilave ediyoruz. Hemen çok bir az. Bir kaşık suyumuzu da ilave ettik. Şöyle biraz daha salçamızı kavuruyoruz. Şimdi sıra geldi. Salçamızı yemeğimizde buluşturmaya. Bunu kimin ellerini bağlayacağız şimdi bu yenirken? Vallahi bunu benimkini bağlamayın yeter. Öyle mi? Evet. Salçamızın üstüne birazcık da nane. Şöyle bir karıştırıyoruz çorbamızı. Hadi buyurun gelin içelim artık çorbamızı. Salçamızı evet hazır. Kıymayı koymadık. Kıymayı unuttuk. O yüzden şimdi hemen arkasından. Bir miktar kavrulmuş zaten kıymamız. Hazır kıymamız. Hazır. Dükkanda kavurduk geldik. Burada da uğraşmayalım dedik. Vakitlice işlerimiz yürüsün dedik. Aynen öyle. Şimdi kavrulmuş kıymamızı bakın görüyorsunuz tavamıza aldık.
şöyle birazcık lezzet versin diye çorbamıza birazcık ısıttık. Kavurduğumuz kıymamızı da çorbamızın içine ilave ediyoruz. İşte ohmaç çorbası. Salçalı, kıymalı, naneli. Harika bir çorba. Şimdi tadına... Tadım sırası geldi. Tadım sırası geldi. Harika bir çorba yaptık. Nefis bir lezzet oldu. Fatma teyzenin yemekleri burada çok meşhur. Harika bir lezzet annesi. Çorbamızı da koyduk, ohmaç aşı. Buyurun Özlemciğim. Çok teşekkür ediyorum afiyet Fatma olsun, teyzem. Afiyet olsun tatlım benim. Şöyle bir tadına bakıyorum. Hamurlarımız ne güzel oldu. Doğal bakın, doğal. Her şey doğal. Damaklarını yakma da lezzet yaksın varsın, bir şey olmaz. Lezzet yaksın. Lezzet yaksın, ateş damaklarını yakmasın. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. O nanenin lezzeti, hamurumuzun ve kıymamızın uyumu. Ne kadar lezzetli bir çorba. Evet, afiyet olsun. O elinizin lezzeti var ya, mükemmel. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Fatma teyzeciğim, yaptık, tarifini verdik. Evinizde uygulayın diyorum. Evet. Yokluğun çorbası bunlar. Tarhana çorbası olsun, bu un çorbaları olsun. Bunlar yokluğun çorbası. Bunun mesela bir de bulamaç aşı derler. Hı hı. O da pirinçle buluşan, özdeşen. Sonra bir zaman. Çok teşekkürler Fatma teyzeciğim. Afiyet çok olsun, güzel bir çorba afiyet yaptık. Olsun, afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.